Sevgili kardeşlerim, bundan bir ay önce suda canlandırma ile alakalı çekmiş olduğumuz kaktüsün devam videosunu çekiyoruz. Bazı arkadaşlar merak etmiş olabilir, neden bir ay sürdü, çok uzun sürdü diye. Birinci videoda da dediğim gibi türden türe bu süre değişebilir. Önceki videodan devam videosu olduğu için bağlantı olarak bırakıyorum daha üst köşeye. Ona göre ne kadar şişkin olduğunu fark etmişsinizdir. Ayrıca yeni kökler çıktı, aslında ekrandan görmesi birazcık zordur. Bakın özellikle mesela şöyle baktığımızda böyle daha açık renkli olanlar yeni kökler. Bu bir deniz kestanesi kaktüsü. Latince adı Astropitum. Çok geç büyür ve yavaş tepki verir. Dolayısıyla burada da yeni çıkardığı kökleri görmesi biraz zor. Her kaktüs bu şekilde değil. Bu kaktüse özel bir ayı buldu suda bekletme süremiz. Şimdi toprağı alma işlemine geçelim. Şimdi bunun toprağı biraz daha özel. Diğer kaktüslere oranla bunun kum, taş, çakıl oranı biraz daha yüksek olacak. Bunu neye göre belirliyoruz? Toprağı. Bu kaktüsün yaşadığı yeri tespit edebilirseniz doğal hayatında, orada ne olduğunu gördüğünüzde ona göre de zaten kendiniz karar verebilirsiniz. Önceliğimiz tabii dibine her zamanki gibi büyük taşlardan koyup drenajı sağlamak. Daha sonra üzerine toprağını koymak ve toprağı koyarken de kaktüsümüzü bu şekilde ekmek. Şimdi bu dibindeki boşluklar, bunu suladığımızda suyun hemen aşağı tarafa geçmesini, buradan rahatlıkla süzülmesini sağlayacak. Evet, en başta kokopitimizi koyuyoruz. Üstüne taşımızdan daha bol miktarda alıyoruz. Kumumuzu ekliyoruz. Son olarak da market toprağımızı ekliyoruz. Homojen olana kadar karıştırıyoruz. Drenaj, yani su akımı açısından lüzum görürseniz biraz daha taş ya da kum ekleyebilirsiniz. Bunun su akımı, yani drenajının biraz daha fazla olması gerekiyor. Bu kaktüsün çeşidine göre, demin söylemiştim, yapılan bir işlem. Bunların yaşadığı yeri görseniz var ya, doğada araştırmalar var, takip ediyorum. İki tane kaya bir araya gelmiş, onun arasında yaşıyor bu. Yani kitap gibi böyle üst üste gelmiş, kayaların arasından çıkıyor. O yüzden işte dediğim gibi demin, kaktüsüne göre toprak ihtiyacı belirleniyor. Sonrası zaten biliyorsunuz şimdi klasik toprağa koyma işlemi. Kaktüsümüzü dikme işlemi. Biraz sıkıştırıyoruz toprakları koyduktan sonra. Toprağın nemi %10 oranında, sadece humusta vardı. Market toprağında vardı. Diğerleri kupkuruydu. Kaliteli bir kaktüstür. Şu haliyle işlemimiz tamamlanmış oldu.